Dişinizi sıkmayın. Ağrılarınızdan kurtulun. Günlük hayatta sık karşılaştığımız sırt, baş, boyun ve yüz ağrılarının diş sıkma hastalığına bağlı olarak gerçekleştiği ortaya çıktı. İnsanların %90'ında görülen diş sıkmanın temel sebebi ise stres. Özellikle yoğun stres yaşayan insanları etkisi altına alan bu hastalık, sırt, baş, boyun, yüz ağrılarına sebep olabiliyor, migren türü ağrılarla karıştırılabiliyor ve migren ağrısını daha da şiddetlendirebiliyor. Hastalığa bu kadar sık rastlanmasına karşın hastaların %60'ı ise hasta olduklarının farkında değil. Günümüzde toplumumuzda %90'a yakın insan diş sıkıyor maalesef. Eskiden atasözünden kalma bir şey herhalde sık dişini dedikleri için dişimizi sıkarız ve diş sıkma belirtileri vardır. Diş sıkma belirtileri ağızda aşınmış dişler, durulduğu zaman şurada oynayan kas. Ona patron hastalığı denir. Hatta insanların kasının oynadığını mutlaka görmüşsünüzdür. Bazen diş eti sınırında aşınmış dişler. Bunlar hem sert fırçalamaya bağlı hem strese bağlı olan şeylerdir. Baş ve boyun ağrıları, atipik yüz ağrıları, sabah uyandığınız zaman yorgun uyanma, uykuyu alamama durumu, boyun ağrısı, sırt ağrısı ve bele kadar varan ağrılar tamamen diş sıkmaya bağlı sorunlardır. Dişinizi gıcırdatıyorsanız siz de hasta olabilirsiniz. Hastalık hakkında konuşan diş hekimi Arzu Yalnız Zog'un, hastalığın en önemli belirtisinin diş gıcırdatması olduğunu söyledi. Bruksizm diş sıkma ama diş sıkarken de gıcırdatma işlemi. Çoğunlukla insanlar gece uyudukları zaman diş sıkarlar. Artık hani gece uyudukları zaman diş sıkmanın ötesinde gündüz de diş sıkmaya başlıyor insanlar bilgisayar başında veya konsantre yaptıkları işlerde. Ama bruksizmde mutlaka bir ses çıkar. O yüzden eşiniz, anneniz, kardeşiniz mutlaka o sesi duyuyorsa sizi bu konuda uyarmalılar. Zog'un, günümüzde insanların %90'ı dişlerini sıkar ancak çoğu insan bunun farkında değildir. İnsanların bu durumu fark etmeleri için gözlemleyebilecekleri çeşitli belirtiler vardır. Ağız muayenesinde diş sıkan hastalar çok bellidir, belirgindir. Çünkü dişlerimizin girintili çıkıntılı tüberkülleri vardır. Tüberkül dediğimiz aslında tepeciklerdir. Diş sıkan hastalarda çoğunlukla o tepecikler aşınmış, dümdüz bir hal almıştır. Köpek dişleri aşınmıştır, düzleşmiştir ve diş eti sınırında aşınmış minelerle karşılaşırız. Bu hastalar çoğunlukla diş sıkan hastalardır ve diş sıkan hastaların %60'ı diş sıktığını bilmez. Bu belirtilerin başında ağızda aşınmış düzleşmiş dişler, yüz ağrıları, sabahları yorgun uyanma, baş, boyun, sırt ve bel ağrıları geldiğini belirtti. Diş sıkma eklemlere büyük zarar veriyor. Diş sıkmanın insanlarda en büyük zararı eklemlere verdiğini söyleyen Arzu Yalnız Zog'un, diş sıkmanın zararları geri dönüşü olmayan zararlardır. Diş sıkma en büyük zararı eklemlere verir diye konuştu. Çoğunlukla eklemlerinde sorun vardır. Eklem muayenesinde bunu anlarız. Baş, boyun ağrıları çekiyorlardır. Atipik yüz ağrıları çekiyorlardır. Migrenle karışan ağrılar çekiyorlardır. Strese bağlı baş ağrısı dediğimiz ağrıların da %90'ı bruksizmden geçer. Diş sıkmanın geri dönüşümsüz bir zararı vardır. En büyük zararı eklemleredir. Çünkü eklemler belli bir denge içerisinde çalışır. Eklem başıyla eklem yuvası arasında onu koruyan bir kapsül vardır. Zamanla o kapsül erimeye başlar ve zamanla ağız açıp kapatırken ses çıkmaya başlar. İster tek taraflı çiğneyin, ister sadece dişinizi sıkın. Eğer eklemler üzerine çok fazla yük binmişse o eklemde deformasyon başlar. Deformasyon hem ağrıya sebep olur, hem o eklemi tutan kaslara bağlı kasılmalara sebep olur. Hem de zamanla açıp kapadığınız zaman tıklama dediğimiz ses duyarsınız ve daha ileri vakalarda hasta esnediği zaman ağzı açık kalır. Dişler düzleşir, yaşlı ve mutsuz bir görünüme sebep olur. Diş sıkma hastalığının insanların estetik görünümüne büyük zararlar verdiğini söyleyen Zog'un, bu hastalığa tutulan insanların dişleri sürtünmeden dolayı düzleşir, eklemlerin dengeleri bozulur ve dudak kenarları aşağı doğru bükük bir hal alır. Bunun sonucunda kişiler mutsuz ve yaşlı bir görünüme sahip olur şeklinde konuştu. Dişlerini sıkıyor olan insanlar genelde iş adamları, iş kadınları dümdüz dişlere sahip olurlar. Yani dişlerinin kendi boyları bir kere kısalır.
Kısaldığı zaman dudak artık diş göstermez olur. Bu da bir yaşlı ifade kazandırır hastaya. Biz çoğunlukla eski haline geri getirme yöntemi, yani eğer aşınmışsa 2 milimetre, o 2 milimetreyi kazandırma yöntemi, arka dişleri biraz yükseltme, İster dolgularla ister kaplamaları varsa kaplamalarını değiştirip onların üzerine birazcık daha yükseklik katarak, ön dişlerde de birazcık açılmaya yardımcı olup, çünkü arkalar aşındığı zaman önler de aşınmaya başlar, birbirine sürtüp diş boyunun kısalmasına sebep olurlar. Bu diş boyu ne yaparsak yapalım bu kilitlenme pozisyonundan çıkmalıdır. Arkalar yükselince önler açılır. O zaman estetiği sağlayacağımız laminate porselenler veya zirkon porselenler uygulayarak hastanın eski estetiğinin yerine gelmesine yardımcı oluruz. Çoğunlukla bu tür hastalarda dudak aşağıya doğru sarkar. Çünkü dikey boyut dediğimiz bu mesafemiz diş sıkmaya bağlı, dişlerin aşınmasına bağlı düşer. Bu mesafeyi sağlayan, çünkü hem gençliğimizi sağlayandır bu mesafe, bu mesafeyi sağlayan dişlerin yüksekliğidir. O yükseklik azalınca bu mesafe düşer. Bu mesafe düşünce yaşlı ve mutsuz bir görüntü olur. Dudak kenarları aşağıya doğru sarkmaya başlar. Biz bunu hastaya geri kazandırmaya çalışırız.